Sevgili Koç burçları, Boğa burçları ve İkizler burçları, şimdiki videomda 10-16 Ocak arasındaki bakımlarınızı gerçekleştireceğim. Peri tarotu bakacağız. Ayrıca genel durum nedir? Peri tarotu bize söylerken iş hayatımız ve para durumunu sorgulayacağımız Next Tarot var ve Fransız tarotuyla aşkı sorgulayacağız, ikili ilişkileri sorgulayacağız. Melek kartları da bize doğru bilgileri aktaracak, sürprizler neler onu söyleyecek arkadaşlar. Şimdi koçtaşlarımla başlamak istiyorum sevgili koçtaşlarım. Bakalım melek kartları bize hangi sürprizleri getirecek? Peri tarotu bize neyi açıklayacak? Hadi bakalım sevgili perilerim. Sevgili koç burçları için en doğru okumaları yapabilmemiz için bizlere en güzel enerjileri gönderin. Teşekkür ederiz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum koç burçlarına. Evet, genel durum nedir? Kraliçe map çıkıyor arkadaşlar. Deniz aslanı ve koç burçlarının 4 çıkıyor arkadaşlar. Evet, iş evet, ölümün kralı. 4 ölümün kralı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımda genel olaraktan aslan burçlarıyla olan ilişkilerinizde düzelmeler bekliyorum. Sürpriz Koç aslan aşkları olabilir. Aynı zamanda kraliçe map size aşkı, sevgiyi taşıyacak ve özverili olmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. İlişkide dengeli duracağınız bir haftadasınız. Sadece dikkat edin. Uzaktan bir yerden bir ölüm haberi alabilirsiniz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama uzaktan birisi, uzak bir akraba falan olabilir. Genelde koçlar bu durumda. Peki karşı cins ne diyor? Aşk hayatınızda neler var koç burçları bu hafta? Bakalım aşk burcunuzdaki aşk durumları. Evet. Arkadaşlar, kristal gibi saf ve temiz kalbin var koçtaşım ama kalbini kıran bir şeytan var. Bir ihanet, bir şeytan. Evet. Maalesef arkadaşlar, nedense sizi yedek parça gibi tutan, sizi adeta yedekte bekleten bir şeytan erkek görüyorum. Koç kadınları, koçtaşlarım. Sen bunu görmek istemiyorsun, duymak istemiyorsun, hissetmek istemiyorsun ama senin canını sıkan olaylar, hadiseler var. Dönüşüm ve değişim senin için kaçınılmaz olacak. Peş peşe alacağın haberlerle beraber belki ihanete uğradığını öğreneceksin. Ha işte netleşti olay. Olay çok netleşti arkadaşlar. Şeytan ve ölüm kartı, ölümün kralı ve şeytan kartı alt alta üst üste. Sana ihanet eden, seni yok sayan, senin kalbini kıran bir erkeği, bir koç kadını gönderiyor. İçinde öldürüyor. İçinde öldürüyorsun, onu Gaia kuyusuna atıyorsun arkadaşım. Kesinlikle bu aşkı Gaia kuyusuna attığını görüyorum. İkili ilişkilerde şifalanmak istiyorsan birisini içinde öldüreceksin. Ve bu giden adam, bu giden erkek arkadaşlar, koç burcu kadınlarına diyorum, büyü sonucu gitmiş ama neyle giderse gitsin seni üzerek, yıkarak gitmiş. En iyisi bence bir an evvel toparla kendini. Bakalım iş durumu nedir? İşe giremiyorsan eğer, bak The Magic'ın yine büyücü kartı çıktı. Bakın olamaz böyle bir şey arkadaşlar. Devil, şeytan, büyücü ve ölüm kartı. Yani hep erkeklerden zarar görüyor bu hafta koç burcu kadını. Bir erkek aldatıyor, onu hiçe sayıyor. O kadın da, koç kadını da onu gönderiyor arkadaşlar. The Magic'ın diyor. Zaten o erkeği gönderdikten sonra işlerin düzeliyor. Kesinlikle
İşlerin düzeliyor, hayırlı haberler alıyorsun. Büyü maşiği yendiğini görüyorum. İçindeki kötülükleri öldürüyorsun. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir diyorsun. Bakın sevgili koçtaşım. Ama üzülüyor musun? Evet, üzüntü var ama gitmesi gerekiyormuş bir arkadaşım. Gerçekten gitmesi gereken birisiymiş ve gitmiş. Gitsin. Bakalım sürpriz nedir? Evet. Bilgelik taşıyorsun, yolun açık ve arkadaşlar ne zaman ki o adamı gönderdin, ne zaman ki bitmiş ilişkiyi başka bir kadına giden büyü yemiş adamı gönderdin, yolun açılıyor. Ya büyüyü çözdürsen de fark etmez, bu adam bunu hak etmiş. Defalarca kadına gitmiş, gitmiş başka kadınlara, başka kızlara ve en son bir büyücü kadına çarpıyor ve tosluyor arkadaşlar. Onun arkasına seninle en son işte ilişkisi bozuluyor. Sen de onu gönderdikten sonra yolunda bir küheylan gibi gidiyorsun. Yolun açık. Ne zaman bu büyüyü çözdürdün, bahtın açılıyor, yolun açılıyor. Ve maddi bolluğa kavuştuğunu görüyorum. Bu hafta altın alabilirsin. Altınla ilgili yenilikler yaşayabilirsin. Altını hayatına katabilirsin. Bol şans ve bol bereketin olduğu bir haftadasınız. Hadi gözün aydın sevgili koçtaşım. Evet. Bunları söyledikten sonra geliyorum sevgili boğa burçlarına. Evet. Yazacağım arkadaşlar. Logoya koyacağım. Şu şekilde boşluk burada sanırım. Koç boğa diye rahatlıkla bulabilirsiniz. Boğa burçlarına geçiyorum arkadaşlar. Bakalım boğa burçlarında neler var. Genel durum bize peri kartları ne söylüyor? Evet. Arkadaşlar. Mavi peçeli diyor. Boğa burçları bir özgürlüğünün elinden alınması söz konusu. Sanki bir baskı var. Bu başkalarının yaptığı baskı olabilir. Senin kendine yaptığın baskı olabilir. O yüzden üzerindeki baskıyı at diyorum sevgili Boğa burcu arkadaşım. Yenileneceksin ve Mürdür Ana sana diyor ki parasal yönden iyileşeceğini görüyorum. Sadece çakralarında tıkanıklık var, bunları açtır diyor. Ve peri çocuk sana öbür boyuttan gelmek istiyor. Bazı boğa burçları ani evlilikler yapabilir. Seni başımın üzerinde gezdiririm, başımın tacısın diyen bir insanla bir evlilik yapabilirsiniz. Haydi bakalım gözünüz aydın. Karşı cins ne diyor arkadaşlar? Bakın karşı cinsle ilgili olayları başlatacağız şimdi. Ben diyor mücadele ediyorum senin için. Bakın. Şimdi sanki boğa burçları kadın olsun erkek olsun aile baskısı var arkadaşlar. Aile baskısı sonucunda ayrılmış olabilirsiniz ya da partner ilişkisinde kötülük var. Ama partner sevdiğiniz birisi ve o da sizi karşılıklı olarak seviyor. Karşılığı var sevginin diyebilirim ki aşkta dinlemeyin annenizi veya başkasını. Çünkü kartlar o kadar güzel geldi ki ikili ilişkilerde çok güzel dönemeçlere gireceksiniz. Biri seni çok özlüyor. Boğa burcu kadını, boğa burcu erkeği, partner seni çok özlüyor. Hadi onu daha fazla bekletme diyorum. İş konusunda bakıyorum. Çok süper geldi kartlar arkadaşlar. Bakın ikisi de para kart. Para her yerden akarak gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi işleri toparlayamamışsın. Bu yüzden canın sıkkın. Acaba niye toparlayamadım? Niye olmadı? Niye bitmedi diyorsun ama işleri toparlayacağını görüyorum. Yeniden bir iş kurabileceksin ve kuracağın işten çok hayır ve bereket görüyorsun arkadaşım. Maddi zorlukların aşıldığı bir dönemeçtesin. Parayla ilişkini düzeltiyorsun. Kısacası sevgili Boğa burcu, yokluk bilincin gidiyor. Bakalım melekler sana ne sürpriz hazırladı? En güzel kartlardan biri geldi. Baş melek Metatron, zamana bıraktın. Zamanın eline kendini teslim ettin. Çok da iyi oldu.
Zaman içerisinde bütün dileklerin gerçek olacak diyor. Sorunun cevabı kesinlikle evet. Başmelek Jofiel yüreğine güzellikler katacağım diyor. Seni güzelliklerle, övünçlerle hayata kazandıracağım diyor. Ve başmelek sandalfon müziğin ritmiyle ne düşünüyorsan halloldu, bil ki gerçek olacak diyor. Çok süper bir açılım oldu boğa burçları için arkadaşlar. İkizlere geliyorum, bakalım ikizler burçlarını neler bekliyor. Hadi bakalım ikizler, 10 Ocak haftası sizleri neler bekliyor? Hadi hazır mısınız? Haydi, 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 haydi. Evet, İkizler Burcu. Bakıyorum. Bebek doğumu var. Yeni bir aşk var. Yeni bir aşk, yeni bir oluşum, yeni bir iş. Çok güzel şeyler yaşayacaksın. Ve birisini kalbinden böyle vuracaksın tam 12'den. Ve perişanlığı düğüne işaret ediyor. Düğün, dernek, herhangi bir şeye işaret ediyor. Ve deniz ana sana bolluğunu taşıyor. Kesinlikle bolluklu günlerden geçiyorsun sevgili dostum. Çok güzel, bolluklu, iyilikli dolu, iyilik ve bolluk dolu günlerden geçiyorsun. Para sıkıntısı kalmamış ikizler burcu. Maddi kaygı kalmamış ikizler burcu. Evet, bakalım karşı cinsle ilişkiniz nedir? Şimdi şöyle bir tamamlanma süreci yaşanacak. Maddi bolluğun yanı sıra, sağlığın yanı sıra İkizler burçlarında aşkta tamamlanma yaşanıyor. Duygusal hayatta çok büyük şifalanmalar var. Uzakta bulunan sevgiliden haber alıyorsun. Ve bir gün, bir hafta, bir ay içerisinde çok güzel bir şenliğe katıldığını görüyorum. Atletik, sarışın bir kadın. İkizler burcu erkeklerine söylüyorum. Çok güzel bir kadından alacağın haberle beraber, sarışın bir kadın. Böyle yeniden bir aşkı deneyimleyeceksin. İkizler kadını da sevip seviliyor arkadaşlar. Aşkta çok şanslı dönem eşlisiniz. İkizler burcu devil çıktı, şeytan. Bir aşk üçgeni var. İkizler hanımları dikkat edin. Aldanma, aldatılma enerjisi olabilir. İkizler erkekleri siz de dikkat edin. Bir bakınız, bir ihanet olabilir. Bir aşk büyüsü yapılabilir, bir seks büyüsü yapılabilir. Seks büyüsünü çok detaylandırmak istemiyorum. Bunu bazı şeytani fikirdeki kadınlar yapar ve o erkek ondan böyle hiç ayrılmasın, cinsel olarak başkasına gitmesin diye yapar. Çok detaylandıramam onu. Ama bir seks büyüsü olmuş erkeklerde ve gerçekten de yatay pozisyona geçilmiş. Yani kısacası bir cinsel büyü sonucunda bir erkek bağlama olayı olmuş arkadaşlar. Sıkıntı orada. Ama bir türlü düzelmiyor. Hep geçmişte yaşıyor bir ikizler erkeği. Geleceğim yok benim diyor. Ama halbuki bilmiyor ki büyü sonucu olmuş bunlar. Bir büyü yemiş yani. Hayırlısı olsun. İkizler kadını da duygusal hayatta bazı sıkıntılar yaşanmış arkadaşlar. Maddi olaraktan pek çok sorun, şu var ya, genel durum çok güzel arkadaşlar ikizler insanla. Bu çıktığı zaman bütün hepsini etkiler, bolluk, bereket hepsini etkiler. Maddi boyutuyla da sıkıntı veriyor. Şimdi ikizler erkeklerinde bazı sıkıntı var, kadınlarında ihanet olabilir ama bazılarında diyorum, kolektife baktığım için, sarışın bir partneriniz varsa ya da platonik bir sarışın varsa onunla iyi ama diğer burçlar ve nasıl diyeyim, ateş gruplarıyla olan, toprak gruplarıyla olan ilişkilerde sıkıntı veriyor. Maddi olaraktan sıkıntı görmedim arkadaşlar. Meditasyon sana çok iyi gelecek. Yeniden kendini yapılandıracaksın. Işık işçisi olarak geldin. Büyük zevklerin, büyük başarıların olacak ve üzerindeki ağırlığı atıp hafiflediğini görüyorum ikizler burcu.
Arkadaşlar, bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Seviyorum hepinizi. Hoşça kalın, dostça kalın. Lütfen beğeni butonuna basın, abone olun ve emoji bırakın yorumlara. Mutlaka emoji bırakın daha çok keşfete düşmem için. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.